senelerde sadece ve sadece skandallarından başka bir şey duyduk mu? Yani bakın o hani bir platform var, film platformu. Evet. Orada ilk olarak değil mi Türkiye'den o platforma sen böyle bir neye oynuyordu orada? Suvari Hakan. Muhafızı oynuyorsun. Muhafızı. Üzgünüm ama sütyen lazım. Göğüslerin sallanıyor. Yani böyle... Şok şok şok. Öyle Deniz ama... Akkaya bir daha söyle. Belki Çağatay Ulusoy'u çok beğenirim. Ama tekrar ediyorum kariyerinde de düşüş neden? Özel hayatı son derece kötü gidiyor. Şimdi tekrar hatırlatmayalım. Ne olaylarla yaşandı? Sadece bu ayıplı maddelerden bahsetmiyorum. Yani özel hayatından bahsediyorum. Yani kadın ilişkileri... Kim evinde mutluysa özel hayatı dışında iş hayatı da iyi gidiyor. Peki Kenan İmirzalıoğlu diyeceğim o zaman sana. Çok şu iyi. Anda mutlu. Evet. Gayet iyi ama rol yapma yeteneği. Kenan'ın da son izlediğimiz dizisi var bir başka platformda. Kusura bakma ya boynunu döndüremiyor. Yani böyle oyuncu, böyle oyunculuk sen. Görmedim izlemedim izletmedim. Hani Şener Şenler'le Uğur Yücel'lerle. Her platforma üye değilim. Hepsi bir para yazıyor izle için biliyorsun. Evet. Peki elektrik faturan kaç para geldi? Ya, kilo almayı geçtim salmışlık var çünkü saç sakal da uzuyor aynı anda kilo alıp. Yani onu bırakabilir abi oyun değil yani. Hakikaten Deniz Akkaya'nın dediği gibi bir eğer çok iyi bir oyuncu olsa hiç önemli değil. Yani Kıvanç Tatlıtuğ hem yakışıklılığıyla hem vücuduyla hem de oyunculuğuyla değerlendirilir. Oyuncu bir bütün olmalı değil mi? Yani... Ama Çağatay kusura bakma gene bir daha çok tekrarlıyorum bu kusura bakma sözcüğünü ama hem iyi bir oyuncu değil, şahane bir oyuncu değil. İyi bir potansiyeldi ama değil mi İzzet? Potansiyel olduğunu düşünüyorum ben. İlk izlediğimiz projede iyi geldi geçiyor artık daha hangi haklısın, potansiyel haklısın. Olduğunu düşünüyorsunuz? İşte yanlış bir kariyer yönetimi mi var bu hal? Evet Ahmet Kural. O Ahmet Kural Ahmet yeni Kural, halinde iyiye gitmiş. Bakın Ahmet Kural mesela bu skandal olaylardan kendini çok doğru toparlayan Ozan Güven'in ders alması gereken bir insan bence. Yani bu sadece vücuduyla değil duruşu hiçbir şey karışmıyor. Hayatında bir kız sadece arkadaşı var. Alt üstü bir kadına Ahmet'in, şiddet uyguluyor. Ondan Ahmet'in kız arkadaşı çok yakın bir arkadaşım arkadaşlar. Ha, konuşmayalım. Sizin yok, arkadaşlarımızı yok, konuşmayalım yok. Yani. Şu anlamda İzleçim, o olaydan sonrası bir, düzgün götürmüyor mu Emre o birlikteliklerini bahsedeceğim. Geçen sene tanıştılar Ahmet ve Çağla. Çağla benim spor salonundan arkadaşım. Bu ilişki başlarında açıkçası hayatına girebilecek en doğru kişi olduğunu düşünüyordum Ahmet Kural adına. Çünkü avukat bir İşi avukat hanımefendi evet. Aynen düzgün duruştu. Bence çok güzel bir ilişki götürüyorlar ve bence Çağla'nın da onun duruşunu doğru etkilediğini düşünüyorum. Çünkü mutlu birliktelik insanın kariyerine de söyledim sosyal hayatına da %100 katılıyorum. Bu arada Kıvanç'ın da buradan selamlar. Kıvanç'ın da bugün Kıvanç Tatlıtuğ olarak kariyerini... Başak. Burada Başak'ın etkisi %99. Vallahi tanımıyorum ama tebrik ediyorum. Yani gerçekten. Muazzam bir eş, muazzam bir kız. Bir zaman bir dedikodu vardı arkadaşlar. Deniz. Çağatay Ulusoy'un çöpte bulunduğuna dair. Sen duydun mu bu dedikoduyu? Çöpte bulundu. Çöpte bir şehir efsanesi olarak döndürdü. Evet bir şehir efsanesi olarak döndürdü. Gökhan Özen'in sörf yaparken yani kaybolması şöyle gibi söyleyeyim Çağatay Ulusoy ile ilgili çok fazla şehir efsanesi var. Onları ancak canlı yayında konuşabileceğimiz yani... Instagram canlı yayında konuşabileceğimiz kadar. Arkadaşlar canlı masada konuşulmayacak bir konu olamaz. Ya çok tercihleriyle ilgili var. Her şeyle ilgili kimsenin çok dedikodu. Kimsenin tercihi bizi ilgilendirmiyor. Biz yönelimi de ilgilendirmiyor. Bir dakika kadınlar olarak merak ediyor olabiliriz tabii sonuçta. Tabii üzerinde hayal kuran kadınlar olabilir İzzet Bey. Beyefendiye dair. Bir de Cem Yılmaz'ın yeni hane alabilir miyiz Sayın Yaşar? Evet. Cem Yılmaz. Benim için ikisi de benim için de aynı. Bakınca beni ilgilendiriyor. Harika bir adam. Cem Yılmaz'a bayılıyorum. Bence de harika. Gerçekten... Küsüm konuşmuyorum ama Cem Yılmaz bu memlekete gelmiş değerlerden biridir. Ay %100 katılıyorum. Ama vücut felaket kötü kabul edelim. Ay bu da şey gibi ha. Kötü bir ama. Yarışma vardı ya bizimle değilsin. Ya utanmasan ona çevireceksin. Bunun hesabını senden Sayın alacağım. Sayın rejimiz Murat Boz'un fotoğrafları var mı? Bir biliyorsunuz o da önce memeli yakalama. Heh ya hızınıza sağlık Sayın rejim. Bakın Murat Boz. Muazzam bir değişim. Bir kere bir popstar. Ve bozmadı sonra da. Bozmadı evet. Ama zaten Murat Boz'un hayatına baktığımız zaman dingin giden bir yani arada bir ufak tefek şeyler çıktı. Ama aslında Enver'le çok uzun bir ilişki götürdü. Ben Murat Boz'un duruşunu beğeniyorum. Popstar dediğinizde soldaki gibi değil sağdaki gibi olmalıdır. Bunu şimdi bana göre sağ sol değişebilir mi? Herhalde buradaki zaten... Abi sahnesi iyiyse, şarkıları iyiyse illa yakışıklı olmasına, güzel olmasına, fit olmasına yok, bir var, sanatçının... Var, var. Hatta reji birden şimdi aniden söylüyorum ama son zamanlarda gördüğüm en iyi pop
albüm kapağı gördünüz mü bilmiyorum, Ediz'le Gülşen'in. Yani defalarca kez açıp açıp büyütüp büyütüp baktım. Kimse kusura bakmasın, bir popstarın durması gerektiği şekil Gülşen'dir. Ha Ediz'in biraz göbeğini mübeğini kapatmış Gülşen orada ama. Sarı saç yakıştı mı Ediz'e sizce? Ya, bu da ayrı bir konu ama. Bence Ediz yokluktan bir şey olmuş bir arkadaşımız. Benim çok beğendiğim. Güzel bir boşluğu yakaladım. Bana bir tane Ediz'in şarkısını biliyor musunuz? Hiç bilmiyorum. Söyle. Ben biliyorum. Hangisini biliyorsun? Hepsini. Hadi yine gel benim ol. Benim ha, bak o Ediz'in şarkısı. Ben onu Murat Boz'un Ediz'i şarkısı. Çok seven var. Çok ilginç. Evet. Ben de kendime göre beğenenlerden değilim. Ama seveni çok fazla. Ya bak, saygı duyuyorum bu ülkeye Tarkan'dan sonra popstar kimse kusura bakmasın gelmedi. Popstar, erkek popstar gelmiyor. Yani aslında Ediz saçlarını sarıya boyamasaydı. Saçına bakın. Şu anlamda takıldım. Çok güzel bir çıkış yakaladı doğru arkadaşlar. Ama şimdi, muazzam bir albüm kapağı. Yani bu kadar genç isim çıkıyor. Ediz'in aralarından sıyrılması büyük bir başarı. Ediz ama şimdi, de genç. Genç. Genç arkadaşlarımızın içinden sıyrıldı. Bir şekilde işte yaptıklarıyla, klipleriyle, gustosu var işte vizyonuyla. Ama saçları sarıya boyadıktan belki sonra halkın gözünde. Belki devir değişiyor. Benim hayata bakış açım şöyle. Biraz sonra anlatacağız. Fatih Portakal'dan sonra artık Anchorman'lik müessesesi bitmiştir. Fatih Altaylı'dan sonra genel yayın yönetmenliği müessesesi bitmiştir. Gelenlerin hepsi ya yeni sisteme uygunlar, yeni dünya düzenine uygunlar. Ya da replika. Replika. Sizce Ediz orijinal mi replika mı? Büyük replika canım. Yani bir kere Eminem'den başlayarak replika. Ben sana söyleyeyim. Ben bakın tekrar ediyorum. Gülşen'in yanına çok yakışmış. Gülşen başlı başına da pırlanta gibi bir değer. Gülşen, çok değerli. Hem görüntüsüyle hem sahne performansıyla hem de yaşam tarzıyla benim çok beğendiğim bir iyi bir popstar. Duruşunu, güzelliği, her şey, bütün aslında modayı takip edişi vesaire, çok bayılıyorum ben ona. Çok çok ama Ediz'in göreceğiz 10 sene sonra. O zaman başka bir günde mutlaka fit kalan kadın ünlülerimiz bandı yapalım. Yani niye bu kadar takıntılısınız ya? Yok, her insanların psikolojisini bozuyorsunuz. Fit olun, fit olun. Niye ben Deniz Akkaya gibi olmak zorunda değilim ki? Değiliz ama olsak iyi olur muydu acaba? Dün akşam eski fotoğrafımı gördüm. Bakış açım değişti o fotoğraftan sonra. Emre de bu arada 40 kilo. Olabiliyorsak sağlıklı olalım. 40 mı verdin, 50 kilo mu? 40 kilo vermiştim ama tabii pandemi dönemi, tabii yıllar önce verdiğim bir kiloydu. Ama bravo, biliyor musun, ameliyatsız vermişsin. Ameliyatsız verdim. Ergen yaşlarımdaydı ama. Deniz Akkaya'nın böyle bir arkadaşı daha var. Madem bu konu açıldı çok kısa toparlayacağım anlatıp şey kısmı, ben 40 kiloyu niye verdiğimi söyleyeceğim. Evet. 2007 yılında Yalın'ın bir konser salonunda açık havada konseri vardı. Çok fitti, şimdi ünlülerin fit olması gerekiyor mu başlığına sanırım fikrim değişti. Şarkıcı Yalın. Yalın hiçbir konsere zaman fit olmadı ki o. Ama yani bana göre çok fitti, bir obez adam gitmiş konserine ben. Gördüm, o gece gittim rejime girdim. Bunu bütün yakın çevrem yani şahittir. Yani sana bir şey söyleyeceğim. Ama, Emre, buyurun. Tarihte Yalın'ın böyle bir konuya vesile olduğu ilk ve tek insan sensin. Yarına tekabülüyorsun olay. Tabii, şimdi gelelim yine ilginç haberlerimizden birine. Bu arada son bir şey söyleyeyim. Hani kime benzetiyorsunuz? Ediz Yıldızlar Karması gibi, onun iyi tarafından almış, bunun şahane tarafından almış, Tarkan'ın oynamasından almış, ötekinden almış. Özgünleşecektir belki zamanla. Büyüsün abisi. Evet, İzzet Çapa, Ediz büyüsün ve daha üzgün olsun der ama...